sabah 10 gibi Bucakalan köyünde başladı. Erkele mevkisinden geçerek Dikmen'e ulaşacağız. Dikmen'den de Gravganda'ya ulaşıp oradan araçlarımıza Çaltılı Çukur'a geçip Sarp Kanyon yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Burada aynı istikameti gösteren Toros yolu. Burada aynı istikameti gösteren Kardelen Ekotur yolu. Rota cümbüşü. Aha. Köyün çıkışında en öndeki arkadaşlarımızın olduğu yerde döşeme yolu görüyoruz. Bucakalan köyünü gerimizde bırakıyoruz. Erkeli'ye doğru iniş başladı. Bucakalan'dan sonra direkt yokuşla başlıyorsunuz. Tepeden sonra Erkeli'ye kadar iniş var. Evet, Erkele düzlüklerine geldik. Zemine indik. Evet, düzlüğe inince grup beklemeye geçti. Çünkü yolun çıkışını bilmiyorlar. Erkele düzlüklerinin aşağı tarafında daraldığı yerden tekrar taş yola giriyoruz. Dikmen köyü ağacın sağında hemen göründü. Dünkü yanından geçtiğimiz Arap Sivrisi Dağı da bu. Şu istikametten yürüyüp inmiştik arka tarafa. Tuarek, bunun altında dinlenmiştik. Videoymuş zaten bu. Edirne'nin girişindeyiz. Modern ev ve eski düğmeli Akseki evi yan yana. Burada yarım saat mola vereceğiz. Sonra yürüyüşümüze devam edeceğiz. Karga Sekmez, Kireç Çukuru ve Dravganda Parkuru'nu yürümeye devam edeceğiz. Dedire'deyiz, yani yeni adıyla Dikmen Köyü'ndeyiz. Burası muhtarlık binası. Kamelyalar ve su burada. Tuvalet arka tarafta. Etrafta düzlükler var. Kamp yapılabilir, uygun bir yer. Eski okulun yanından kuyu ve caminin yanından aşağı iniyoruz. İstikametimiz böyle. Evet,
Köyün çıkışında son evin yanından inmeye devam ediyoruz. Burada döşeme yollar başlıyor. Amca merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Nereye böyle yolculuk? Yolculuk buradan Sadıkları, ondan sonra Çaltılı Çukur Sarp Kanyonu. Yol uzun bizim. Bu yol böyle götürür seni. Hayır. Dikmen'den uzaklaşmaya başladık. Karga Sekmez'e doğru ilerliyoruz. Tarlaların arasında kalmış antik yoldan yürüyüşümüz sürüyor. Dedire'den az önce yola çıktık. Dedire'de Karga Sekmez arasındaki antik Via Sebaste. Çam ağaçların arasında, koyu gölgelerin arasında ilerliyor. Karga Sekmez'den Kıran'a doğru tırmanışımız başladı. Daha sonra Kireç Kuyusu'na inerek, Kireç Kuyusu'ndan sola dönüp Gravganda'ya ulaşacağız. Karga Sekmez ve Kireç Çukur arasında Kıran'dayız. Evet, burası Kıran. Turnal'ın üstünde de var ya Kıran. O taraf rüzgarlı. Tamam, o zaman. Burada veriyoruz molayı, tamam. Rüzgarlı, isterseniz oturun. Evet, bugünkü en çok yükseleceğimiz yer burası. Kıran'dan Kireç Kuyusu'na iniyoruz. Evet, Kireç Kuyusu mevkiine geldik. Burada bir zamanlar bu kireç taşı kayalarını yakıp kireç yaparlarmış. Köylülerden aldığımız bilgi bu. Buradan aşağı doğru da kırmızı beyaz işaretler var. Sola doğru da var. Aşağıyı kim işaretledi bilmiyorum. Taş döşeli yol soldan devam ediyor. Buradan Kireç Kuyusu'ndan sola dönüyoruz. Rıza'yı takip edin. Kireç Kuyusu'ndan sola döndükten sonra Sadıklar görünmeye başlanıyor. Yani Gravganda. En arkadaki yüksek zirve kitabımda anlattığım Mindüğü Dağı. Sağ tarafındaki köy de
Gravganda, yani Sadıklar. Sadıklara doğru çalılıkların iyice sıklaştığı yerlerden geçiyoruz. Yol hemen birkaç metre aşağımızda. Fakat oralar tamamen kapanmış durumda. Sumaklar, melengiç ağaçları ve pinarlar tarafından kapatılmış yol tamamen. O yüzden 2 ya da 3 metre yukarısından devam ediyoruz. Patika daha sonraları kendiliğinden buraya taşınmış. Yol burada hem sağa hem sola ayrılıyor. Soldaki patikadan devam ediyoruz. Gravganda'nın karşıdan göründüğü yerden. Evet, yukarıdan Kireç Kuyusu'ndan indiğimiz yer burası. Biri Beri'de, bir diğeri de Deri Yatağı'nda olmak üzere 2 tane kuyu var. Ve tepesinde bir çınar. Yol çınarların arasından geçiyor. Yürüyüşümüz burada bitiyor. Burası Sadıklar, yani Gravganda köyüne 300 metre uzaklıkta bir yer. Asfaltı aracımızla geçeceğiz. Rota asfalttan devam ediyor.